Ve madem Diva'dan bahsettik, Diva'dan süperstara geçiş yapalım mı? Oo. Evet. Diva'dan Bodrum'a. Ajda Pekkan'a ve Bodrum'a dönelim ve bakalım. Herkes bir yerleri Bu sallamış. konser de olağanüstüymüş. Çok keyifli ve çok güzel. Orada da Ajda Pekkan'ın performansı yıkmış geçmiş yani. Müthiş. Bu arada yurt dışından çok gelen olmuş. Hatta Ajda'nın konserine göre tatilini ayarlayanlar olmuş. Düşünün. Ya. Olabilir ama. Olur yani. Yani nasıl böyle Normal. takip ettiğin sanatçı bir yerdeyse özellikle Onu gideceğin ayarlamaya tarihi ona çalışacağım. göre Bir de ayarlıyorsun. Çok Ajda normal. Pekkan da çok sık sahneye çıkmadığı için muhtemelen o Evet. Ebru Gündeş gibi senede bir iki defa yaptığı işte herkes bulunmak ister. 5.000 kişi izlemiş konseri. Playback mi? Canlı Yo. gibiydi ya. Ben tam anlayamadım. O yüzden Yok, ikinize de sordum. sonunda Yo yo bir playback çıkış yaptı ya, yapmaz. orası şey değildi. Yok. Orkestra çalıyordu, bayağı net duyuluyordu yani. Ben de bayağı müzik Helal otoritesi gibi. olsun. Ama yani öyle hissettim, canlı gibi. Doğru. Anlıyor ya izleyici onun playback olup Kesin. olmadığını Yok yok zaten. playback okur mu Ajda Pekkan? Çünkü playback okursa zaten aranjesinden anlarsın. Bayağı disco Bir de aranjesi falan konserde oluyor. hiç gitmiyor yani olmaz. Evet. Çıkışta da yani VIP aracına binerken bile sevenleri fotoğraf çektirmek için uzun bir kuyruk O kolundaki bilekliklerin güzelliği ne oluşturmuş. olacak? Giydiği, taktığı her şey çok Her şey güzel. çok güzel. Çok modern. Yani bir sahneye çıksak daha ondan şey oluruz. Alaturka oluruz. Arkadaşlar bir Biz şey deyiz. ben kesin taşlı bir tuvalet Herhalde. Sen giyerim. sanki farklı bir şey giyersin. En sadeniz Biz galiba giyemiyor üçümüz de olur. bir tür. Kesin böyle arkamızdan birileri bizim taşları tutar o sırada. Seviyorsunuz siz. Tül seviyorsunuz. Giy Bir insan senin seviyorsunuz. tülünü koyuyor olur üstüne. Şey soracağım. Yaptırdığı botoks sebebiyle hatırlıyor musunuz bir TV Hep programında? o gün şu an Ajda Pekkan'ı görünce aklıma hep Ama o şarkı hiperaktif söyler, film. tamam da şarkı söylerken bak Yine mesela Stüdyo ağzını oynamıyor. kapatabiliyor çok rahatlıkla. Niye acaba konuşurken sıkıntı yaşıyor ya da? Bak söyle. Bak Şarkı da söylerken de söyleyemez. üst dudak Ama kapanmıyor. söyleyebiliyor. Bak Söyleyebiliyor. söyle. Konuşa da biliyor. Bak ona Bak bakarsın. kendime bakıyorum Ben ekranda bak. severim Ajda'yı. Ahbaplığım da var. Hiperaktifim. Bak. Hiperaktif. Kendi Ay çok botokslar falan iyi. Çok estetik de iyi değil. Özenmeyin çünkü çok estetik için çok para lazım. O yüzden yani bu yaşta herkes Ajda Pekkan gibi olmak zorunda değil. Ajda Pekkan tek bu konuda, değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Dün gösterdim fotoğrafını. Christie Brinkley diye bir kadın var. Bu kadın eskiden mayo mankeniydi. Ve hani en güzel Ha vücutlu gösterdin kadınlardan şimdi biri. 70 Kaç yaşında yaşında? dedin. 65 yaşında. Ben Tamam. sana çıkışta fotoğrafını göstereceğim. Böyle bir şey yok. Ajda Pekkan falan diyeceksin maşallah ama bu ne kardeşim ya? 40. Ben sana 40 65 yani. yaşında Nurdan teyzenin fotoğrafını göstereceğim. Bu ne kardeşim? Zaten ya, yani yaşlanmadan yaş almanın sırları diye kitabı var kadının. Fakat çok önemli bir şey var söylediği. Tuz ve şeker asla hayatınızda olmayacak. Anlıyorum ama olmuyor ki işte insan bir yemek Kristi sonrası ablacığım, ah midesi olsa. bulanıyor. Yani yemek Kristi sonrası ablan midesi sen. bulananlar sorayım mı? Tabii. Bak Baş. yemek sonrası canı tatlı isteyenler bana yazsın. Ben var ya bak garson yemek bittikten sonra masaya gelmezse sıkıntı içerisindeyim. Tatlı ister misiniz? Çünkü ne yesem benim midem bulanır. Ağzıma hemen bir tatlı atmak isterim. Kahvaltı finalini de o yüzden reçelle bitirmeyi severim. Benim gibi olan niceleri var. O kitap bizi çökmüyor. Tabii ki şekerden uzak durun. Şekere Şimdi yöneltmiyorum sizi. kulisteki halleri Ama görsen, şimdi bak sabah şeker deyince ağzım tabii, canı sabah şimdi sen daha toplantıda oluyorsun biz kulisteyken. Şimdi bir sabah diyelim pazartesi bir işte kendi içtiği bir toz var. Böyle karıştırdığı süt. Bak ilk sabah o. Diyor ki bunlar şöyle böyle ıvır zıvır bana doğru da laf atıyor. İşte bu da dünyayı yiyor ama kilo almıyor. İkinci sabah Sinirleniyorum kendime onu içemeyeceğim. 28 tane poğaça, 36 tane açma, 88 çeşit simit. Bütün Ortada ekibe geliyor. gravyerler Bütün tabii. ekibe Tabii geliyor. hepimiz besleniyoruz Tabii ama sayenizde, ekibe Allah 5 razı tane olsun. veriliyor, 188 tanesi kuliste duruyor. Gravyerler efendim, reçeller, Kuaförlere ballar. kadar dağıtılıyor hepsi. Lütfen. Sonra hani bir gün Kapıdaki önce ulaştırmaya kadar. Ulaştırmadan Allah da. razı olsun eli çok açık. Ve fakat şunu diyorum, pazartesi başlanan o diyet, salı günü yani süt karıştırılan o Sina böyle parça parça eliyle koparıp ekmek arası sandviçlerle beraber gidiyor. Çok keyifli oluyor. Kendisi Sabah yemek midem yemeyi bulanıyor seviyor. arkadaşlar. Benim mide bulantım hiç geçmez. Midem Hep bir bulanır. kazıntı. Bak bana yazın kadınlar. Midesi bulanınca o köşe ekmeğin içinde zeytinle yiyen. Bak ne olur.
Lütfen. Çok hoş. Sizi bir gün kahvaltıya bekliyorum yayın sonrası. Ay evet. Allah razı olsun. Elin çok açık da. Bana bana yiyin. O Ay, kadar mutlu olacaksınız zeytin. Ki. Kızarmış hamurlar masanın üstünde. Ay, bir gün niye o sütle tuz karıştırılıyor? Ertesi gün gravyerler. Yapmak istiyorum. Bak şu an biz ne kadar acıkmışız yalnız. Ya işte. Hiç durumumuz iyi değil. Yani. Yemek deyince gözlerimiz döndü. O kitaplara da saygı duyuyorum ama yapamıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Diyorsun. Yani. Mide botoksu olayım dedim, onundan da vazgeçtim. Yok yok, o da onu tehlikeli da de. İşte bir ayarı var onun. Ben beş de tane ne açma... yapacağımı bilmiyorum. Hani bir gün o sütle bilmem Sen ne Sen beni beş açma yerken gördün mü hiç? Hayır, beş açmalı deyince illa yiyorsun ya, yani gözünün önünde, ondan da istiyorsun. Önce ondan da istiyorsun. Aç ne? Diyor ki bak, bir sen diyor ki ben yiyorum hayatım, zaten işin gıcık tarafı şu. Ben yiyorum ve kilo almıyorum, sıkıntı o. Bir de o yiyor ve gidip yürüyüş yapıyor. Tabii. Tabii. Yani siz bak, otomobil kullanmak var ya, çok sıkıntılı iş. Kiloyu oradan alıyorsunuz. Bir de biz seviyoruz. Ben misafirlikçiyim ya. Hı-hı. Mesela işte Aydan abla çaya geliyorum diyorum mesela. Seviyoruz biz. Ya da akşam yemeğe gidelim diyoruz. Ya. Rüyada kısır dedin bak şimdi. Hayır, rüyasında kısır yediğini görüyor mesela. Eyvahlar olsun. Ya nasıl bir insansın acaba? Ben görmedim. Onu ben bir de sen kısır gör. Çok severim.